Ne bu Allah aşkına Ali Ömer? Ha? Ne bu ihtimam, ne bu özen bu kıza gösterdiğin? Hayır, istiyorsan biraz da pamuklara saralım. Halacığım, Sevda'nın başına gelenleri biliyorsun. Yardım etmeyecek miyiz yani? Tamam, edeceğiz. Ama bir sıkıntısı varsa bana gelecek, bana. Gereğini ben yapacağım. Unutuyorsun galiba, bu kız benim yanımda çalışıyor. Tamam. Ama ben de bir söz verdim Sevda'ya, onu koruyacağım diye. Üstelik o herif eve kadar girip sızdı mı? Kaçırdı mı Sevda'yı? Bu kız o psikoloğa gidecek. Ben sana sadece bilgi amaçlı söyledim bunları. Hayır olsun oğlum, sen işte değil miydin? Sevda'yı doktora götüreceğim dedim ya hala. Geç kaldım zaten, hazırsa çıkalım biz. Onlar gitti paşa. Onlar kim? Murat'la gönderdim. Sen doktor dedin, randevu dedim falan. Ben de gönderdim işte Murat'la. Neden hala, neden Murat'la gönderiyorsun ki? Allah Allah. Yavrum herhalde bu kadar işinin arasında o kızın peşini koşturacak değildin. Değil mi? Ben de münasibini yaptım, Murat'la gönderdim işte. Ne var bunda? Hala sen mahsus mu yapıyorsun? Yani inadına mı yapıyorsun? Sevda'yı doktora ben götüreceğim dedim ya. Bana baksana sen. Maksat bu kızın doktora gitmesi değil miydi? Gitti. Daha ne istiyorsun? Ay size yaranılmıyor. Yani iki paralık bir hizmetçi parçası için halanı kırıyorsun ayol. Hala, Sevda benim için bir hizmetçi değil. O benim sevdiğim, benim aşık olduğum kadın. Ay Allah'ım öleceğim şimdi. Allah'ım canımı al ya Rabbim. Bu lafları duymayayım, canımı al ya Rabbim. Yapma hala ya. Sevda'yı sevdiğim için mi öleceksin? Ne sevdası ayol? He? Ne sevdası? Oğlum, erkek adamsın anlıyorum. Önünü ardını düşünmüyorsun. Gittin bir çukura saplandın. Ama azıcık bir olur ne olmazını düşün mavişim, yalvarırım. Abartıyorsun hala ya. Ben ortada ters bir şey görmüyorum ki. Doğru. Görmüyorsun. Görsen böyle saçma sapan şeyler yapar mısın ayol? Mavişim, Allah aşkına, Allah aşkına. Bu seviyorum dediğin kıza bir bak, he? Kız benim yanımda çalışıyor. Tamam, onu bir kenara attık. Dul ayol, dul. Cahil Cühela bir aileden geliyor. Sen kurtarmadın buna. Sen kurtarmadın bunu ailesinin elinden. Gırtlaklıyorlardı kızı, öldürüyorlardı ayol. Peki hala bu Sevda'nın kabahati mi? Hayır efendim. Kabahati değil, kaderi. Mavişim Allah aşkına. Yalvarırım aklın başına devşir. Oğlum bir geldiğin yerlere bak. Okuduğun yerlere bak. Kazandığın paralara bir bak. Bir de bu kıza bak. Bu senin söylediğin iki çift lafı bile anlamaz. Okuduğun kitabı gene zaten hiç anlamaz. Bana bak, sakın bana, sakın bana yok sevdaymış, yok aşkmış masallarını anlatma. Eskiler ne der? Bu yangın 10 gün sürerdi. 10 gün sonra ne olacak ha? Ne halt edeceksin Allah aşkına? Halacığım, biz Sevda'yla yaşayarak zamanla ortak bir hayat kuracağız. Ve ben çok da güzel anlaşacağımıza inanıyorum. Ay. Allah'ım sen çok büyüsün. Ben yaptım. Ben yaptım bu işi, sana ben yaptım. Evet, evet ben yaptım. Seni çağırdım. Yalvarırım mavişim, gitme yanımda kal. Ben çok yalnızım dedim. Aynı işler açtım başına Allah'ım. Aynı işler açtım. Yapma hala ya. Sanki felaket haberi verdim. Ben çok mutluyum. Mutlu musun? Seyirlik bu mutluluk, seyirlik. Ömürlük değil. Her şey bütün gerçekliğiyle böyle patadanak önüne çıktığı zaman göreceğim ben seni. Bakalım o zaman ne halt edeceksin. Bak halacığım, önce bir sakin ol. Bu benim hayatım, tamam mı? Kararlar da benim kararım. Eğer yanlışsa yaşayacak olan kişi de benim. Ben Sevda ile evlenmeye karar verdim. Yarın işlemler bitiyor ve biz evleniyoruz. Henüz onun haberi yok.
sürpriz olsun istedim. Ondan sonra da çok büyük bir düğün hazırlayacağım. Gelmek istersen yarın seni de bekliyorum. Tamam. Gelecek misin? Afe çocuğum. Ananın babanın kemikleri sızlayacak. Mezarda ters dönecekler ayol. Sen bilirsin hala. Bu konuşmanın aramızda kalacağımı inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.